sen? Lavaboyla olma benimle. Kimse bana dokunamaz. Hiç kimse dokunamaz. Onu sıkanmak istiyorum ben. Kimse dokunmasın bana. Fazla kavga tecrübem vardır kesin. Ne kadar kültürlüsün bak böyle. Gittikçe daha çok aşık oluyorum sana ben. Hocam bu gözlük de karanlığı yok. Daha iyi. Daha mı iyi? Yani şey zor anlarında yanında olurum diye söyledim. Hadi bak böyle. Bu bavulun nerede? Kapının arkasında ama ya. Tamam alıyoruz birlikte kaçıyoruz. İyi günler. Hayırdır Burhan Bey? Pompayla hava falan mı bastın? Evet şişti. Nasıl? Burhan Bey siz kollarınıza bir şey mi taktınız? Ya ne yapıyorsun sen ya? Birden irkildim. Niye ellemeye çalışıyorsun izinsiz bir de? Dokunamazsın bana. Oho! Demek ki benim vücut yapım müsaitmiş şişmeye. Zaten şöyle bir şey söyledi hoca. Burhan Bey... Hayır, dokunamazsın. Ay Burhan, sen beni gittirdin. Hey, bütün gülmeyin ama beni acayip... Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve saat 11. Yani ben saat 10:20 geçe uyandım. İşte kahvaltı ettim, kahvemi demledim ve geldim. Ben biliyorsunuz bir iki video öncesinde akşam rutini çekmiştim. Dedim ki bunun neden sabah rutinini de çekmeyeyim. Bu videoda benim bir sabahıma dahil olacaksınız. Normalde aslında bir tık daha erken kalkıyorum yani sabahları. Yaklaşık bir haftadır hatta iki haftadır yani minik bir uyku sorunum var ama çözülecek diye umut ediyorum. Çok geç yatıyorum. O yüzden de kalkmam biraz geç saatleri buluyor. Bugün de o günlerden birisi maalesef ama bu videoyu bu hafta o kadar çok erteledim ki artık ertelemek istemiyorum. O yüzden de artık dedim ki bugün bu videoyu çekelim. Ben şimdi kahvaltımı falan ettim. Normalde çok kahvaltı eden biri değilim ama bugün bilmiyorum canım nedense kahvaltı etmek istedi. Şimdi vitaminim var onu kullanacağım. Bunu yeni kullanmaya başladım. Bu arada D3K2 vitamini olarak geçiyor. Ya malum kış geldi artık sonunda Kasım'la birlikte bağışıklık sistemi değişecek, hastalıklar olacak falan filan. Bir de yani ortalıkta da yine çok böyle bir ton hastalık dolaşıyor falan derken ben dedim ki hani en azından hasta olmadan tedbirini almak lazım. Ben zaten vitamin kullanmayı seviyorum demeyeyim ama hani gerekli buluyorum yani belirli vitaminleri. Tabii sürekli elimin altında her gün C vitamini falan ya da bir başka şey diye. Şimdilik sadece bu D3K2 vitaminini bitene kadar kullanacağım her gün. Yani onun dışında öyle sürekli kullandığım bir şey yok. Daha öncesinde magnezyum eksikliği vardı. Onu kullandım. O bana bu arada çok iyi geldi. Benim doktora gittiğimde magnezyumun eksik olduğunu öğrendik. Bu da bende yani böyle sürekli bir yorgunluk, böyle her şeyde bir isteksizlik yapmaya başlamıştı. İşte hani kan tahlili yaptırmak için gittiğimde magnezyumun eksik olduğunu söylediler. Yaklaşık bir ay kadar kullandım magnezyumu. Şimdi magnezyumum bitti. Tekrar tahlil yaptırana kadar tabii ki de kullanmayacağım. Yani bakacağım hani toparlanmışım yoksa hala aynı mı devam ediyor. Ama magnezyumu kullanmak bana gerçekten iyi geldi. Siz de mutlaka bu tarz şeyleri aksatmayın. Yani kan tahlili yaptırmayı, doktora gidip tahlil yaptırmayı, kontrolleri yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Yani bunlar önemli şeyler. Vitamin biraz değişik. Kokusunu aldığınızda sanki onun tadını da alıyor gibisiniz ama yani hiçbir tadı yok. Kokusu da çok değişik bir kokusu var. Tuhaf ama aşureyi andırıyor kokusu. Farklı. Ama şey yani içilmeyecek gibi değil. Ya mesela benim koku takıntım var. Böyle hani çok çabuk da midem mi hassas anlamadım ama hani böyle dokunur bana bir iyi gelmez ama bu kokusu rahatsız etmedi. Yani çok öyle kötü bir kokusu yok. Şimdi biraz tabii geç başladık sabaha. Ben normalde işte erken 8 gibi kalktığımda
İşte kahvemi içiyorum, bir şeyler izliyorum, kitap okuyorum falan ya da bir şeyler yazıyorum. Bugün sabah rutini yaparken sizin bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Ondan sonra da vakit kalırsa bir 12'ye kadar falan kitap okumayı planlıyorum. Daha sonrasında da evde yapmam gereken işlerim var. Yaklaşık 2 gündür tamamlanmayan bir LED sorunum var. İnşallah o çözülecek. Yine odayla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ufak bir yer değişikliği yaptım. Normalde makyaj masam bu taraftayken bu tarafa çektim falan. Aynası için beyaz bir aynası var. Onun etrafı için çok iyi bir LED tasarımı gördüm. Aldım LED'i falan ama ucunda fişe takmalık yeri yokmuş. Alırken onu da hiç fark etmedim. Almış bulundum tabii. Neyse elektrikçi halledecek. Onun dışında yani odamı falan toplayacağım. Şimdi cilt bakımımı yaparken size bu sorulardan da bahsedeyim. Bilmeyenler için ya da kaçıranlar için. Ben geçen gün Instagram'dan bana farklı, daha yaratıcı tarzda sorular sormanızı istemiştim. Çünkü yani zaten bir soru cevap yapacağım kanala özel. Ama ben böyle daha çok videolarda işte sen olsan burada ne yapardın tarzı sorular olur genellikle. Yani bu soru çeşitliliğinde tabii ki ama hani o tarz sorulara böyle yer vermek istiyordum. 4 tane cevaplayabileceğim soru çıktı. Cilt bakımı yaparken o soruları da cevaplamak istiyorum. Bu arada sorular çok güzeldi yani bilmiyorum. Mesela ben olsam o tarz bir soru benden çıkardı diye düşündüm hatta. Hemen soruları bulmam lazım. Evet, ilk soru. Bu benim çok hoşuma gitti. Onunla birlikte cilt bakımına da başlayalım. Ya ilk soru, geçmişe dönüp kendine vereceğin tavsiye ne olurdu diye. Yani verebileceğim tek tavsiye biraz daha erken başta olurdu. Onun dışında hiçbir tavsiye kendime vermezdim galiba. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi mesela ben 27 yaşındayım ve biriyle konuştuğumda benim 35 yaşım için bana zaten tavsiyeler veriyor. Bunu ancak 35 yaşıma geldiğimde fark edebiliyorum. Eminim ki ben 16-17 yaşındayken de benim 27 yaşım için bana çok güzel tavsiyeler verdiler. Ama ben onları dinlemedim. Ya da belki dinledim, yaptım, bilmiyorum. Ama sonuç olarak zaten birileri bize tavsiyeler veriyor. Burada önemli olan bizim o tavsiyelere ne kadar değer verdiğimiz mi diyeyim ya da işte ne kadar kale aldığımız mı diyeyim bilmiyorum ama hani hep zaten birileri konuşuyor. O yüzden ben bir de geriye dönüp kendime keşke şunu yapsan falan demek istemezdim. Ama yani tek diyebileceğim, evet, gerçekten biraz daha erken başlamak olurdu. Sevdiğim şeyleri erken yapmaya başlamak olurdu. Çünkü ben biraz geç başladığımı düşünüyorum. Bu bence benim kendimi bulmakla alakalı da bir durum. Ya da hani gerçekten her şeyin bir zamanı var teorisinde kanıtlayan bir durum. Bundan pek emin değilim. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruyu soran kesinlikle benim ruh eşim. Kitaplara ve karakterlere bağlanmayı nasıl bırakırım? Ciddiliği soruyorum demiş bir de. Eminim çok ciddisindir çünkü ben de gerçekten kitaplara, dizideki karakterlere falan bile yani bağlanabiliyorum. Yani bağlanabiliriz ya, bilmiyorum, hoşumuza gitti mi, sonuçta bu yasak değil, ayıp değil bence. Ya bir de insan böyle, oradaki karakterler daha böyle hoş karakterler. O yüzden onlar hoşuna gidebilir, o karakterlere bağlanabilirsiniz. İnanın ben bunun için ne yaptım? Galiba bu bende biraz kendi kendine çözüldü. Aslında şöyle çözüldü. Şunu söylemek istiyorum. Ben aşk romanları okumayı bırakınca çözüldü bence. Çünkü gerilim romanlarında hoşunuza gidebilecek insanlar olmuyor. Yani belki işte dedektifler çok böyle havalı tiplerse onlar hoşunuza gidebilir. Ama onun dışında yok yani. Hani gerilim kitabı daha farklı bir düzeyde. Ben aşk kitaplarını okumayı bırakınca bu bende düzeldi. Ama onun dışında mesela hala Kore dizisi izlesem oradaki karakterlere bayılıyorum açıkçası yani. Çünkü hem çok tatlışlar hem de böyle hareketleri, işte dizideki partnerine yaptığı jestler çok güzel falan. Ama bunlar dizi film arkadaşlar ya işte. Hoş vakit geçirmek için var. Şimdi gel gelelim sana bu konuda nasıl bir tavsiye verebilirim. İnanın veremem galiba. Bu soruyu böyle cevaplamak istemezdim ama şey derler yani, kelin ilacı olsa kendine sürer derler. Ama gerçekten veremem. Ya bir de bu kötü bir şey değil. Bağlanacağın ne olacak? 2-3 güzel saat geçirirsin. Aa, bu sorun değil ki bence. Yani mesela benim tanıdığım birisi var. Yani arkadaşım mı desem, abla mı desem bilmiyorum. Aa, yani büyük bir insan. O da böyle kitap okumayı falan çok sever. Yani 37 yaşında ama hala kitaptaki mesela böyle
çok tatlış davranan karakterlere düşüyor yani. Hani hoşuna gidiyor. Yanlış bir şey değil bence bu. Bizim hayatımızda hiç öyle tatlı insanlar olmadığı için maalesef kitaplardakini beğeniyoruz. Olsun, boş verin. Bu sorun değil. Soruyu soran kusura bakmasın lütfen. Yani bunun hakkında çok böyle mantıklı bir cevap veremedim. Verebilecek varsa da yorumlara bekliyorum. Bu arada soruları siz de cevaplamak isterseniz yorumlarda cevaplayabilirsiniz. Ben böyle yorum okumayı falan ya da bana attığınız mesajları okumayı çok seviyorum. Cevaplarsanız da sevinirim tabii ki. Üçüncü soruya geçelim. Bu arada ben tabii ki de konuşurken cilt bakımı yaptım ama neler kullandım. İlk önce bu göz kremiyle başladım. Bu göz kremini sevdim biraz. Böyle göz altlarımı azıcık toparladı ama daha hala net bir şey söyleyemeyeceğim bunun için. Şöyle göstereyim ama üzerinde markası yok. Versev markasına ait. Zaten bu ürünlerin linkini aşağıya bırakacağım. Okaş kirpik serumu. Ben kirpiklerimi çünkü kullanıyorum. Aşırı dökülüyorlar. Dökülmesi için biraz iyi geldi açıkçası. Yavaş yavaş da gürleşmeye başladı. Ama o dökülmeden beni kurtardığı için gerçekten çok memnunum ve çok mutluyum. Bundan da hemen C vitaminimi kullandım. Bu C vitaminini yeni deniyorum. Bu arada ben normalde Purest kullanıyorum. Bunu denemek istedim. Bahar Deniz var. Instagram'dan takip edenler belki biliyordur. Onun önerisiyle aldım. O bu C vitaminini kullanmış. Bir denemek istedim açıkçası. Yoksa Purest'ten çok memnunum. Hemen ardından da Bioderma'nın nemlendiricisini kullanacağım. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Çok fazla stresliyim ve bunu üzerimden atamıyorum. Senin gibi oturup keyifli yapmak istediğim zamanlarda bile stres benimle. Sence bunu nasıl atlatabilirim? Aslında bence stres hepimizin hayatında var. Yani maalesef bunu atamıyoruz ama belki bazen erteleyebiliriz. Ya da bazen yok sayabiliriz. Ama yaşadığımız müddetçe ki bence böyle bir ülke şartlarında yaşadığımız müddetçe maalesef stres hep bizimle. Aslında ben de önceden çok fazla stresliydim ve gerçekten stres size mutlu olabileceğiniz hiçbir şeyi yaptırmıyor, izin vermiyor yani. Gerçekten bu noktada kendini keşfetmek çok önemli. Yani insan kendini tanıdığı sürece kendiyle nasıl başa çıkabileceğini, sinirli anında, üzgün ya mutlu ya da işte stresli anında nasıl başa çıkabileceğini biliyor. Biz kendimizi tanıdığımızı zannederken aslında gerçekten kendimizi tanımıyoruz. En önemli şey kendimize iyi gelecek şeyleri yapmayı bulmaktan önceki en önemli şey kendimizi tanımak. Ben kendimi tanımaya başladım açıkçası. Yani neyin beni çok fazla üzdüğünü, strese soktuğunu ya da neyin beni çok fazla mutlu ettiğini öğrendikçe kendimi tanıdım. Ve daha sonra bunlarla başa çıkmayı öğrendim. Yani ben stresli olmanın yanı sıra bir de gerçekten çok fazla her şeye sinirlenen bir tiptim. Şu an öyle değilim. Bir tık daha azalttım bu durumu. Artık her şeye sinirlenmiyorum. Sinirlendiğim belli başlı konular var. Kendimi tanımaya başlamam da şöyle gelişti. Ben bir gün yani hiç kendimden beklenmeyecek bir hareket yaptım. Yani kötü bir şey değil. Çok da iyi bir şey de değil tabii ki ama. O asla benim yapabileceğim bir şey değildi. Ve ben bunu fark ettim. Daha sonra dedim ki yani hani benim hareketlerimi gözetlemem lazım. Yani mesela sinirli olduğumda ben ne yapıyorum? Nasıl tepki veriyorum? Hemen bir deftere yazdım. Atıyorum mesela çok mutlu olduğum bir an. Ya deli gibi bir şey istiyorum ve benim oldu. Hemen defterime yazdım. Neler hissettiğimi. İşte o bana alınan şeyin bana neler hissettirdiğini yazdım. Telaşlı anlarımda yazdım ki gerçekten stresli ve telaşlı olduğum anlarda yazmak bana çok daha iyi geldi. Ve bana bu stresi yönetebilmeyi öğretti yazıyı yazmak. Ben kesinlikle her konuda aslında insanları böyle yazmalarını çok isterim. Yani sıkıldığınızda, bunaldığınızda, gerçekten stresli bir an geçirdiğinizde, üzüldüğünüzde yazmak gerçekten iyi geliyor. Ben de bu sayede yavaş yavaş artık hani kendimi tanımaya başladıkça zor zamanlarımda da kendimi teselli etmeyi öğrendim. Ve sonra zaman geçtikçe de bu durumların artık beni etkilememeye başladığını gördüm. Öyle çok gerçekten çok büyük şeyler yapmadım. Sevdiğim şeyleri zaten yapıyordum ama bunları daha da fazlalaştırdım. Bir gün içerisinde kendime sevdiğim şey olarak tek verebildiğim kitap okumaksa bunu 2'ye 3'e çıkardım. Vaktim yetiyorsa tabii ki bu arada. Yani ben kimseye zorlamıyorum. Ya da bunlar kesinlikle %100 doğruluğu kanıtlanmış şeyler değil. Sadece kendimden yola çıkarak ya da okuyup öğrendiğim şeylerden yola çıkarak size söylüyorum. Ve bu uzun bir süreç. Yani ben yaklaşık 3 senedir böyle bir sürecin içerisindeyim. Bazen tabii ki de böyle ipin ucu kaçabiliyor. Atıyorum stres beni gerçekten yiyip bitiriyor ve bütün günümü alıp götürüyor.
Bunda hiçbir şey yapmıyorum. Burada kendime izin veriyorum çünkü ona ihtiyacım var. Ama diğer günlerimi mahvetmesine asla izin vermiyorum. Bir şey beni strese soktuğu an önce onu yazıyorum. Bir de şunu düşünüyorum. Bu durum düzelebilir bir durum mu? Evet, o zaman stres yapmaya gerek yok. Evet, geç düzelecek belki ama önemli değil, düzelecek. Olabildiğince o an onu orada böyle hani nasıl derler? Söküp atıyorum yani. Beynimden, ruhumdan neredeyse oradan söküp atıyorum ve yani beni yemesine izin vermiyorum. Kesinlikle kişinin kendi elinde. Tabii ki de herkes başaramayabiliyor ya da başardığını sandığında bile tekrar başa dönebiliyor. O zaman tıbbi bir yardım almak gerçekten çok önemli. Bu konular hassas konular çünkü. Ama ilk önce kendim bir şeyler yapmaya başlamak isterim derseniz benim nacizane verebileceğim tek tavsiye bunlar. Daha fazlası da bana düşmez açıkçası. Ama eğer gerçekten bu durumlar sizi zorluyorsa ve içerisinden çıkamıyorsanız, üstesinden gelemiyorsanız kesinlikle yardım alın. Bu gerçekten önemli bir şey. Bu soruyu da böyle bitirdik. Şimdi gelelim son soruya. Bu soru biraz beni böyle üzdü mü desem ya da bilmiyorum biraz tuhaf hissettirdi. Hayatı senin kadar sevmek için ne yapmalı diye bir soru gelmişti. Yani arkadaşlar aslında ben de bu hayata bayılmıyorum. Ben kendi hayatımı seviyorum. Bana ait olanı, benim yarattığım hayatı seviyorum. Onun dışındaki hayat bana hiçbir şey ifade etmiyor açıkçası. Çünkü ben bu ülkede istediğim gibi yaşayamıyorum. Önüme bir sürü engeller çıkıyor. Ve bu beni mutsuz ediyor. Ben de o yüzden kendime yeni bir hayat yarattım. Öyle diyelim. Burada mutluyum. Sevdiğim insanlar var. Onlar da yetiyor. Olabildiğince birçok insanla tanışıyorum. Sizlerle tanışıyorum. Sizlerle konuşuyorum. Bundan da çok mutluyum. Sevdiğim şeyleri yapıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Onun dışındaki hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Siz de kendi hayatınızı sevin. Yani sizin hayatınız var. Ve siz bu hayatı belki 25 yaşına kadar, belki 75 yaşına kadar yaşayacaksınız. Kendinize bir hayat yaratıp o hayatın içinde mutlu olduğunuz, sevdiğiniz şeyleri yaptığınız sürece de bence dışarıyla ilgilenmiyorsunuz. Yani ben en azından öyleyim. Evet, sorularımız bu kadardı. Bu yani verdiğim cevaplar tamamıyla kendime özgü olan, kendi yaptıklarımdan yola çıkarak verdiğim cevaplar. Eğer siz de soruları cevaplamak istiyorsanız hatırlatmak isterim. Yorumlara yazabilirsiniz. Bunun hakkında konuşabiliriz. Bu sabah rutinim böyleydi. Aslında kısa sürdü çünkü geç kalktım. Ama şimdi çok ufak bilgisayarda işim var. Onu akşama bırakmak istemediğim için onu halledeyim diyorum. Aslında videoyu kapatmak istemiyorum. Çünkü akşam aynayı halledersek onu da göstermek istiyorum bu videoda. Çekebilirsem çekerim. Hem de yapmak isteyenler için bir fikir olur diye düşünüyorum. O zaman ben şimdi gidiyorum. İşlerimi halletmeye. Akşam da sizinle mühendislik harikası şeyi yapmak için buluşuyoruz. O zaman şimdi kendinize iyi bakın. Akşam görüşürüz. Evet, yeniden merhaba. En son cumartesi günü görüşmüştük. Ben bugün videoyu bilerek kapatmamıştım. Akşam sizinle de yaparız diye planladığım bir şey vardı. Ama o şey bir türlü olmadı. Neyse ki bugün tamamlandı. Sonunda oldu. Ben de bu videoyu kapatmadan bunu sizinle birlikte yapıp videoyu kapatmayı planlıyorum artık. Yani Instagram'da gezinirken böyle bir hesaba denk geldim. Çok güzel böyle aynasının kenarına led döşemiş. Böyle bayağı şekilli güzel bir led olmuş. Ben de onun için Trendyol'dan bir led aldım. Tabii ledi bana ucunda prize takılan kısım olmadan göndermişlerdi. İşte onu hallettim falan derken ancak işim yeni bitti. Ben bir gerçi sayfayı kaydettim bilmiyorum ama oradan bir bakayım en son nasıl yapmış. Yani şekil nasıldı falan diye. Galiba kaydetmemişim. Neyse biraz kendi fikirlerimizle harmanlayıp bir şeyler yapacağız. Gerçekten böyle işler tek başına yapmak çok sıkıcı. Şu çiçeğimi de şuradan alalım. Önemli olan aynanın düşmemesi. Şimdi ledi açtım. Şöyle olacak. Daha sonra şöyle bir şekil olacak. Yani. Şimdi ledi bir kapatayım. Ondan sonra
bantlamaya başlayayım. Çünkü et açıkken ya da prize takılıyken bantlanmaması gerektiğini öğrendim. Yani yapıldıktan sonra prize takılmalıymış. Şimdi nasıl yapacağım kararlaştırdım. O yüzden başlıyorum artık. Az önce azıcık böyle keşfette gezinirken denk geldim. Nasıl yaptığını az buçuk baktım. Benim garbarletim onunkinden birazcık kısa olduğu için ben daha kısa kısa tutacağım. Bu tarafı en azından. Diğer tarafı daha uzun tutacağım. Şuradan aşağıdan şekilli geldim. Şimdi bantları böyle yapıştırdım. Tabii ki o kırmızılar çıkacak. Çift taraflı bantın koruması. Ona çıkınca daha güzel görünecektir tabii ki. Aslında tam istediğim gibi oldu gerçekten. En önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi bazı ışıkları telefonla çektiğinizde yanıp sönme şeyi çıkıyor böyle. Değişik bir şey oluyor. Ben açıkçası bu LED'in ışığından korkmuştum. Öyle olur mu diye. Ama olmadı. Tam da istediğim gibi oldu. Ve odaya da çok güzel bir hava kattı. Zor değil. Sadece işte bu bantlama mevzusu biraz sıkıcı yani. Öyle söyleyeyim. Onun dışında bu şekilleri tamamen kendim yani işte kıvrıldığı için kolay bir şekilde kendim kolayca verebildim. İstediğim yerden bantladım. Ve güzel bir şekil çıktı. Şuradan da bantlamak gerekiyormuş. Evet. Bence gayet güzel. Şimdi şuradan da bir bant tutturacağım. Ya da tutursam şuradan tutturayım. Bu aralar asla kitap falan okuyamıyorum. Maalesef. Nazar değdi bana. Bence. Başka açıklaması olamaz. İşte böyle. Kitap okuyamıyorum. Sadece dizi izliyorum. Zaten Friends'e başladım. Ama halledeceğim. Bu videonun editlemesi bitip paylaştıktan sonra bunu bir an önce yapmam lazım. Çünkü bu video çok geç kaldı. Bu da bittikten sonra okumalarıma geri dönüyorum. Bence hepimizin ara ara böyle dönemleri olabilir. Bazen es vermek gerekiyor. Ama benimkisi biraz uzadı maalesef. Geniş göstermek istiyorum. Şimdi şuradan başlıyor. Böyle sona kadar devam ediyor. Evet, bu videonun sonuna geldik. Benim için gerçekten uzun süren bir video oldu. Kısa bir sabah vlogu oldu. Akşama da dahil oldunuz falan derken böyle ortaya karışık bir şeyler çıktı. Umarım sevmişsinizdir. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca diğer videolardan da haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi de unutmayın lütfen. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.